Dumbledore içerisinde. Bu arada hızlı Dumbledore girdi Power'u ama Zistu orada izin vermedi. Unity ile birlikte Dumbledore'da agresif bir savunma. Şimdi Mitez ve Unity killleri. B tarafından açılan Mitez ikinci killini bulmuş durumda. Sona kalan isim Russ. O da Şerif ile birlikte bundan birkaç kill çıkartmak isteyecektir. İlk kill'i buldu. Toronto A tarafından açılırken Russ'a yakalandı. Şimdi durum 1'e 3. Russ oldukça temkinli. İkinci kill'i de istiyor ama Glow bunu... Bu sefer B'ye oyun gelecek gibi duruyor. İlk taraftan bir jet dash geldi ama Zisto Türk oyunu düşürmeyi başardı. Sonrasında Easy buldu. İki tane kez Zisto tarafından. Russ bu arada Unity'yi düşürmeyi başarmış. Durumu 4'e 3'e kadar getirdi Russ. Almış olduğu bu kill'le birlikte. Dumbledore tarafında gelen yanıcı hala akıllı çıktı giremediler ama Russ şimdi ikinci kelini buldu. Durum 3'e 3. C'de herhangi bir oksijen oyuncusu yok. Şimdi Spike'ı yerleştiren isim Poro. Ve bir retake denemesinde bulunacak oksijen. Bakalım bu post planti nasıl oynayacak Supermassive Blaze tarafı. Şimdi Mites tarafından yıldızlar yerleştiriliyor backside'e doğru. Çekmesini kullandı. Toronto ikili buldu ama Draven Hemet ve Grove iki kill'le birlikte round'u takımına getiriyor. Bu bonus round'un kazananı yine Oksijen Espor oldu. Selamlar selamlar, ben de Tese. Brave şu anda Glove'un galiba sesini aldı. O yüzden birazcık daha temkinli oynuyor. İzle arka taraftaydı, kaçan bir operatörün ardından Brave tamamlayan isim olacak. Şu anda 4-1'e getirmek istiyorlar durumu, oyunun kopmaması adına bu onlar için çok kritik. En azından burada plantlemeyi başaracaklar. Tabi post plant tarafında başarılı olabilecek bir setupları var. Bundan mümkün olduğunca faydalanmaları lazım ama Mitez Paro indirdikten sonra birazcık sıkıntıya girebilir. Easy tekrar durumu toparlamaya çalışıyor. Unity izin vermeyecek burada onlara ve Supermassive Blaze Oxygen'ı 3'e 1'e getirirken performansı önemliydi. Toronto şu anda zorlamaya çalışıyor. Gayet aslında güzel bir bomba olabilirdi o ama iyi. Ama A'da bu kadar ısrarcı davranmalarının sence sebebi ne? Yani ya, belli ki bir noktada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet, aslında oyunu döndürmüş gibi birazcık daha durdular ama şimdi geldi. Replikte gelecekler Türko. Site'e girdi, arkasındaki oyuncuyu fark etmedi. Onlar Türko'ya ama o siteki oyuncuya kadar bulabildi. Rust'tan da gelen bir kill sonucu. A site'in kontrolü tamamen Supermassive Blaze'de ama Zistu Heaven'dan atlayıp istediği işi yapamadı. Ve tek kalan isim Unity. C site'da ultisini açmıştı round'un başında ve buranın kontrolünü tamamen almıştı ama şimdi ayrı teke geldiğinde yanında herhangi bir arkadaşı yok. 1'e 4 pozisyonda oynayacak. Aa, güzel bir atış ama. Güzel bir atış ama. Easy. Turko tek başına tek skor aldı. Supermassive Blaze adeta geçit vermedi ama şimdi sıra burada. Supermassive Blaze'de onun arkadaşlarla beraber gayet başarılı şekilde B'yi almaya çalışacaklar. 10 saniyeleri var. Kurulması lazım. Oksijen bunun farkında. Hemen orada kuşla beraber bir flash geldi. Globe'un eğimine doğru iki tane oyuncu geliyor ama Zistu Unity ikilisi darmadağın edecek Supermassive Blaze'i. Durumu bir kez daha toparlamayı başarıyorlar. Şu anda 5-2. Bu round onlar için çok önemli. Çözdükten sonra her ne kadar rakibleri miktar krediler. Ama Mitez ve önde çok iyi yer almıştı ve Paro'yu düşmeye başardı. Şimdi ikinci kill. Mitez iki entry ile takımını rahatlatmış durumda. Buradan kaçması için ona bir yardım gerek. Türko onu orada bir ultu biliyor. Şimdi üzerine yanıcısını gönderecek. Burada ikisiyle birlikte Mitez yakalanmak istedi ama Mitez burada iki kill'i alıp çoktan B site'in içerisinde kaçmış durumda. Bu killer gerçekten çok rahatlatıyor Oksijen'i. Ve yani şu anda Viper'la beraber mükemmel bir defans yapıyorlar hem kapıdan. B tarafında artık orada perdenin inmesinden sonra belki Glow görülebilirdi ama daha erken refleks burada Glow'dan geliyor. Rust düşen iş... Brave gösterecek. Yok, sabır yok. Oyunları geliyor. Gösterecek Brave burada ama acaba kime? Mitez tabii ki affetmiyor. 46 cana kadar indirildi ama headshot'ı bulan isim oydu. Sonrasında Glow'dan da güzel bir oyunla beraber biz bir kez daha Oksijen'in daha kararlı, daha sakin oynadığını görüyoruz. Supermassive Blaze short tarafında agresifleşmeye çalıştı. Bunun cezası kesildi. 2 ball bank. 3. skor. Geriye kalan yine sadece 2 isim var. 5-2 pozisyon artık bu roundda ellerinde kalabilecek herhangi bir silah da olmadığı için. Yani Supermassive Blaze'in biz zorlamaya çalıştığını göreceğiz. Oksijen'e karşı birazcık dağılmış gibi gözüküyorlar. Yeterli ekonomiye sahipler değil. Beraber şimdi burada Zistu'nun birazcık daha ekip bir tuttuğunu gördük. Easy ilk skor haline geliyor. İkinci tarafta pikleyen isim Power'a bu sefer başarıya ulaştı gibi Supermassive Blaze kadrosu ama Mitez'in aimine çıkmaya belki de korkmaları lazım. 2'ye 1'de ne yazık ki başarı elde edemiyorlar. Son saniye Russ 1'e 2'ye oynayacak. Postman tarafında Toronto'nun bir tane şu an operatörü var. Ve tabii ki Russ'ın da hala duran iki tane oku.
unutturmamak istiyorum. Yapmalı mı acaba bunu? Yapmalı mı acaba bunu? Belki tekrar longa dönebilirdi, ne diyorsun? Hiç yapmadı, yine de pencereyi kontrol etmeli lazım. Power'dan hızlı bir oyun, acaba bulabilecek mi rakibini? Curry'si burada Power oldu, düşen isim de aynı şekilde Power. Üçlü bir pick görebiliriz burada. Turco da hedefe çıkıyor. Yani Oxygen alev alev giderken Easy sonunda oraya birazcık su dökmüş gibi. Rust diğer tarafta Zizu skorunu alacak ve burada Mites bir kez daha sona kalan isimlerden 2'ye 1 pozisyon. Rust kuruyor. Daha doğrusu fake'ini verdi içeri doğru. Güzel bir giriş denemesi burada Toronto'dan da ama son 4 saniye kala. Bu savaşı ne olursa olsun kazanması... ...başları var ve ufak bir şey C'ye bir rush olacak şimdi Easy'de. Şimdi birlikte site'da ama Toronto 2 kez çıkarttı. Easy hemen arkadaşlarının trade'ini alıyor. Durum 4'e 3. Easy site üzerinden şimdi yere atladı. Bir post plant oynayacak burada Supermassive Blaze ve 4 kişiyle birlikte retake'e gelecek olan isim Oxygen Espor olacak. Unity'nin burada ultisi var ama TJ tarafından gelen bu tecrit bir anda oyunun kaderini değiştirebilir. Brave, Double Door tarafına yakın bir pick almak istedi. Şimdi ultisini kullanıp oksijeni arkalamak isteyecektir. Mites tarafından da gelen bir ulti var. Kötü zamanlama! Kötü zamanlama! Supremacy Blaze tarafı geri çekilmeye itildi ve yani zaten ultisi olduğuna bahsetmiştik. Şimdi burada Zistu'ya gösterecekler. Zistu'nun aimini birazcık farklı yere doğru tuttuğunu görmüştük ama yine... Onları karşılayacak olan isimler Rust ve Easy olacak A tarafında. Şimdi Easy'nin buradaki pozisyonu çok kritik. İlk kill çıkartmaya yakın ama Mites buna izin vermiyor. Glove'dan da bir kill geldi. Oxygen 2 entry'yi buluyor A tarafında. Ve şimdi A-Site'in kontrolü tamamen onlarda. Paoro CT tarafından gelip bir kill çıkartmak istedi ama o da bu headshot iyice sadece 20 can. Mites zorlamaya devam edecek. Zaten avantajı onlardaydı. Ve burada 5'e 1 pozisyonda artık yapabilecek hiçbir şey yok Supremacy Blaze'in. Oxygen yok ediyor adeta demiştik. Bu oyun çantada keklik ifadesini kullandığımı hatırlıyorum. Herhalde pistol roundur Brave'e bu dakikadan sonra vermezler. Yani ağzımı açtığıma göre verebilirler ama belki birazcık daha kalkan olması. Bitti desek sanki yanılmış olur muyuz? Ne diyorsun? Ya bitti diyebiliriz diye düşünüyorum çünkü... 2 round. 2 round. Ya burada birazcık da performansları değerlendirelim istersen. Türko tarafında alınan yan elinde sadece Heaven haritası özelinde istediğini alamadı Supermassive Blaze diyebiliriz. Glove'dan gelen bir entry ile yine başlıyor oyun. Hızlı bir şekilde A'ya bir hücum izleyebiliriz. Mites Heaven'a yıldızını yerleştirdi. Toronto short'tan gelecek sağ tarafını. Renk tesirli bombalarıyla birlikte kontrol etti. Şimdi çantalarıyla birlikte site'a uçuyor olacak. Russ Heaven'dan smoke içerisinden bakan isim ama Unity CT'deki power'ı yakalamayı başardı. Çok agresif bir oyun geliyor şimdi Toronto'dan. O da istediğini alabilmiş değil. Brave'den yalnız gelen Rust'la birlikte killer sonucu durum 3'e 2'ye kadar geldi. Bu round kazanılabilir bir hal aldı. Supermassive Blaze adına Unity side'deki isim olacak Zistu. İlk kill'i çıkartmayı başardı. Durumu 2'ye 2'ye getirdi. Burada Zistu'nun neler yapacağı çok önemli. Unity ile birlikte Unity'nin canı az ama yeri çok iyi. Brave ve Turco ikilisi trade'li bir şekilde oynayacaktır yakından ama hayır trade'li bir şekilde oynayamadılar. Süreler azaldı. Sağ taraftan gelen bir oyuncu var. İkili kim çıkartacak? Zistu ilk entry aldı ama Power tarafından bir trade geldi. Zistu affetmiyor burada. İki tane çekmeyi başardı. Supremacy Blaze Easy ile beraber bekleyecek ama 3 oyuncuyu birden alabilirler mi? Easy sadece Glove'u düşürüyor. Zistu'dan bir tane skor daha var. Mites burada arka taraftan yaklaşacak. Turco headshot çıkartması gerekiyordu. Neyse ki Turco'nun mermisi kaçtı ve burada 22 canlı hayatta. Şu anda 3'e 2 pozisyonda aslında Brave'in bu oyunundan sonra çok da avantajlı bir noktaya gelmiş durumdalar 2'ye 2'de. Zistu'ya dikkat etmeleri lazım. Ayağı kritik yerde. Toronto da aynı şekilde headshot'ı buluyor burada Zistu. Güzel bir performans. Artık son oyuncunun da yenebiliyorlar ve Supremacy Blaze kadrosu rakiplerinin burada dezavantajından tam olarak faydalanamadı. Bekletecekler, acele etmeyecekler. Killjoy'un zaten tarihi yeteri. Gerçekleşecek. Oksijen tarafı için Paro şimdi yanıtıyla birlikte bu ata dur dedi. Orada infosu da sahipler Paro'nun ama Paro ilk entry'i bulan taraf oldu. Alan Botu Mites'i bir tarafında yakalamış durumda. Killjoy fight'ını burada onlar kazanmıştı ve şu anda Paro birazcık daha rakibini yavaşlatma konusunda başarılıymış gibi gözüküyor. Kapanlarını gayet güzel kullandı. Sonrasında bir tane skorunu da çekti ve kendisini henüz göstermiş değil. Glow başka bir noktada bekliyor. Wallbang denemeleri henüz gelmedi. Power'a doğru headshot Glove'dan çıkacak. Şu anda artık flashleriyle ve kurduğuyla beraber belki Turco'yu bulabilir, belki arka tarafta Easy'yi bulabilir ama geçişi burada Unity kolaylaştırırken Easy Glove'a izin vermedi. Sonuna dikkat etmesi lazım. Unity'den çok güzel bir oyun.
Yani Bulldog demiştik, 4400'den bahsediyorduk. O burada iki tane tatlı el çatla birlikte B savunmasında. Timing. Aktif isim ama. Vermedi. A tarafına doğru hızlı bir hücum izleyebiliriz ama Zestu Easy'yi düşürmeyi başardı. Operatör istediği gibi kullanılamadı burada. Supermassive Blaze tarafı için. Şimdi bu gelen entry sonrası oyun birazcık daha yavaşlayacak. Bu arada bir Tejret'in yine kullanıldığını görüyoruz. Zestu tarafından. Şimdi Toronto'nun Wall'u ile birlikte bu peak'i almak istiyorlar Sight'tan. Bu kill'i almak istiyorlar. Rust burada yakalanabilir. Evet, Zestu'ya yakalandı. A Sight'in kontrolü tamamen oksijende. Ve bir Viper ultisi de geliyor bu tarafa doğru. Durum 5'e 3 ve Sight'in kontrolü tamamen oksijende. Oksijen tarafından gerçekten girerken burada Ekorant'ta çok güzel ultiler kullanıldığını gördük ama Poro'nun ufak bir cevabı varmış gibi gözüküyor. Toronto'nun dikkatli olması lazım. Canı çok çok az orada. Wallbang'e bile gidebilir ama herhangi bir şekilde şu anda mermiler gelmiyor üzerine doğru. Unity son skoru da bulacak. Ben 2-2'ye gelebilir. Savunmayı kalabalıklaştırmak istediler. Orada Türko'nun çekmiş olduğu duvar sonucunda şu anda B'nin savunmasını 2'ye kadar düşürdüler. Bir oyuncu midde, şimdi midde de bir fight dönebilir ama Power Rush oradan pikleyecek. Orada Toronto başka bir yere bakıyordu herhalde ama Mitez'den güzel bir trade. Brave hemen Power'ın trade'ini aldı. Durum 4'e 3. Orada Toronto başka bir yere bakıyordu herhalde. Tepki ya anlayabilmiş değilim. Gerçekten çok kilitlenmiş bir sahneydi burada. Unity Brave alırken Zestu burada rahatlık. Hazırda bekleyen bir yine aynı şekilde zehirleri var. O zehir serilecek. Bu izin verilmeyecek gibi. Bu line-up'lar sayesinde izin verilmeyecek. Sen de söylediğin gibi ama Russ bu bölgeye pushlayıp erkilleri almaya devam ederse ona izin vermek zorunda kalacaklar. Gözlüyorlar şimdi izinle birlikte Russ sonucun üzerine doğru gidecekler. Glow ilk çıkartmayı başardı. 2'yi de buldu. Glow 3'ü de buldu. Glow 1 ve 3 clutch. Ortada açıkta yakalayacaklar. Toronto canının yenilenmesini bekliyor. Herhangi bir şekilde Vol'unu zaten burada kullanamayacak. Ufak bir deneme var. Turco kolaylıkla indirildi. Düzeltiyorum, Toronto kolaylıkla indirildi. Ama Brave birazcık açıkta kaldı ve şu anda yine A'da. Yani Spike'ın plantine izin veriliyor. Ama avantaj Supermassive Blaze'de. Supermassive Blaze'de. Özellikle bir de yarım bir round oynadıklarını hesaba katarsak sıkıntı yaratabilir. Bu sefer bir de tecrit geliyor. Glock şimdi orada Mitez'in trade'i almayı başardı ama durum 4'e 2. Unity'nin burada tek kaldı bir de şimdi Unity. İyicene işler sıkışabilir. Line-up'larını kullanmak istiyor Spike'ın üzerine. Brave burada yarıya kadar alacaktır mutlaka. Hatta bıraktı. Şimdi ikinci line-up'ı da geliyor. Unity üzerine doğru koşacak. Supermassive oyuncuları olacak. Unity'nin bu killleri çıkartması gerekiyor. Unity ilk kill çıkartmayı başardı. Şimdi karşısında bir de line-up'ı ile birlikte bir Brave'i düşürdü. Karşısında bir isim var ama Russ buna izin vermedi. Böyle canlarının azaldığını göremedim. Biraz daha rahatsız etti galiba ama Yergö Kayna gelmişti ve orada kendilerine milimetrik bir nokta bırakacaklar. Toronto hızlı şekilde duvarıyla beraber giriş yapmak istiyor. Short tarafını kontrol eden isim Brave oldu. Burada tekrar setup'ını kuracak. Acele etmeyecekler. Mites. Her an rakibiyle karşılaşabilir. Diğer tarafta Brave. Onu gören ilk isim oldu. Sonrasında Supermassive Blaze oyuncularına geldi. İki skorla birlikte. Burada artık kolay şekilde çözmeleri lazım. 4'e 2 pozisyon. Rust zorlamaya devam ederken Toronto arkadaşlarını kaldırabilecek fırsata sahip değil. Turco. Unity'yi çekiyor ve Toronto burada her ne kadar Rust'ı alsa bile savunma tarafı zaten çok... Supermassive Blaze. Toronto B arkasındaki duvarı kırıp burayı rahatsız edip oyunun A'ya yıkılmasına izin verecektir diye düşünüyorum. Yok, o birazcık daha lurk kalmayı tercih etti. Şimdi bir A hücumu izleyebiliriz. Oksijen adına A'daki savunma gerçekten çok güçlü. Easy'den bir karbon. 2 kill. Tek mermi 2 kill. Şimdi iki oyuncu da elektriğe sıkışmış durumda ama Brave'in yeri çok iyi. Şu an için Brave oradan güzel killer çıkartabilir derken Mitez Brave'i bulmayı başardı. Sonrasında Easy'nin yeri hala iyi site'de. Power ile birlikte güzel bir savunmaya sahip. A tarafında Toronto Zestu'yu revive'ladı şimdi. Easy'nin yere iyi ama buradan kill çıkartamadı. Glow ve Mitez ikilisinden gelen killer. Glow Easy'yi düşürmeyi başardı. Şimdi Rust tek başına bir retake denemesinde durum 1'e 3. Bir anda yine roundu yoktan var eden bir oksijen görüyoruz. 3 oyuncunun da yeri belli. Rust ilk oyuncuyu bulmayı başardı. Durum 1'e 2. Yerlerinin altında. Zaten şu anda fark etmiştir diye düşünüyorum Rans. Aşağı yukarı tahmin edecek. Belki elektrikli bir oyuncu olduğunu düşünüyor olabilir ama sesleri almış olması lazım. İki kişi aynı yerden pikleyecekler. Double pick atmak istiyorlar Toronto. Zorunda bir yerden kill aramak zorunda. Ve oksijen de bunun farkında. Paro Mitez'i short tarafında düşürmeyi başardı. Easy mid yakın tarafında oldukça tehlikeli olabilir. Eğer Zestu'yla karşı karşıya gelirse. Ama short tarafında ısrarcı bir oksijen görüyoruz. Girmeye çalışacak mı acaba burada? Rakipten birazcık daha agresif oyun gelince oldu tabii ki fırsatı affetmiyor. Şimdi orta taraftan Easy ultisiyle beraber burada geldi. Jet bıçaklarının tadına bakacak Unity. Supermassive Blaze tekrar avantajlı şekilde oynuyor. Şu anda 4'e 2 pozisyona sahipler. Easy'nin bıçakları açık.
Oyun yapma ihtimalleri çok fazla kalmış gibi gözükmeyecekti ama ben daha bunu söylerken Toronto tekrar eşitlemek isteyecek. Russ bu sefer durduran isim ve Turco Power'ı kaldırdı. Bu roundu kesinlikle vermek istemiyorlar. Bir de üzerine silahlarını herhalde savunmak isteyecekler. D'ye doğru yavaştan yavaştan hareketlenen Gloves'a. 3 oyuncusuyla birlikte şimdi Glove'un kurduğuyla birlikte pazarın kontrolü alındı. 3 kişilik bir B savunması onları bekliyor olacak ama Mites Spectre ile birlikte Power'ı düşürmeyi başardı. Şimdi Russ burada bir kill çıkartabildi ama Zistu hemen trade'ini alan isim arkadaşının Brave'den gelen bir kill. Sonrasında Turco takım arkadaşına destek veriyor. Durum 3'e 2. Unity ve Turco fight'ı çok çok kritik ama bu fight'in kazananı Unity oldu. Durumu 2'ye 2'ye getirdi. Zistu da Brave'i düşürmeyi başardı. Tek kalan isim Easy. Yine Oksijen roundu yoktan var etti diyebiliriz. Bunu ikinci kez yapacaklar. Eğer olur da Easy burada ekstraları oynayamazsa. Şu anda Vandal var. Hala yeteneklerinin tamamının olduğunu söyleyelim. Ultisi hariç tabii ki. Ama yo düzeltiyorum operatörü var. Ve şu anda Easy için zor bir round olabilir. Bir de tabii ki son oyunu olduğu için buraya doğru gelen çok net bir tecrit gördük. Göstermemesi lazım. Acele etmemesi gerekiyor rakibinin. Şu anda ufak bir peak geldi ve Easy cezalandırılırken Oksijen tarafı 8 şekilde Oksijen. Çok akıllı bir oyun. Şimdi mid bölgesinde pazara doğru ilerleyen 3 isim CT'ye kadar ilerlemiş durumdalar. Çok geliyorlar iyi sızdılar. Anıl. Çok iyi sızdılar. Yalnız Zistu bundan haber daha tahmin etmiş gibi. Karşılıklı 2'ye 1'de burada almayı başaracaklar. Tekrar A'ya dönen bir oyun izleyebiliriz. Burada izinin skoruyla beraber zaten B tarafının duvarla kapatıldığını gördük. Supremacy Blaze için kolay bir round olmayacaktır bu. Oynamak adına yapmaları gereken hala kritik 2 tane hamle var. Bunlardan bir tanesi Mites'i indirebilmek, özellikle canlar azken Brave o canın azlığından hiç mi hiç rahatsız olmamış gibi. Artık 3'e 1 pozisyon. Canları az. Toronto'nun tam onu söyleyecektim. Yarım da olsa bir kalkanı var. Evet. Şu anda bunu kullanabilirler. Kendisine tekrar can basabilir. Easy kolay bulacaktır. Zamanlama en önemli şey ya şu an. Zor gibi. Timing yememesi gerek yani. Evet, sürede gittikçe azalıyor. Easy'nin pozisyonu da çok iyi. Burada gördüm. Toronto'yu yakalayacaktır özellikle ama evet Turco burada Toronto'nun arkasına kadar gitmiş konumda. Birazdan Zistu bakıyor. B'de daha çok kalabalık bir savunma olabilir. Şimdi backside'e doğru bir görüş şoku. Buradan çıkamıyor ama Supremacy Blaze oyuncuları Zistu. İlk oyuncu buldu ama Power'dan Turco'nun trade'i geldi. Toronto City'den ikili birden buldu. Ve tek başına kalan isim site bölgesinde Power. Şimdi 1'e 3 deneyecek. Bir hasta uzun üzerine geldi ama Unity buna izin vermiyor. Tarati ile birlikte A arkasında bir varlık gösterdi. Şimdi Spike alıp yeniden bir A hücumu izleyebiliriz ama burada Brave smoke'tan çıktığı zaman Mites'le karşılaşacak. Mites ilk kill bulmayı başaramadı. Brave ilk kill çıkarttı ama Toronto'dan iki kill geldi. Easy hemen trade alıyor. Durum 3'e 3. Şimdi Unity orada baykuş drone'u kırdı. Smoke'tan bir hücumun çıkabileceğini tahmin ediyor olsa gerek ama yaklaşmış durumda. Glow Easy'yi düşünmeyi başardı. Unity burada içeri kadar girmek istedi ama Paro'nun geldiğini anladı ve güzel bir şekilde Unity'yi düşürüyor. Şimdi Power tarafından Spike bakması yerleştirilecek. Russ bıraktı orayı. Önce arkayı kontrol etti burada. Uzun tarafından ökte gelebilecek bir oyuncuyu şu anda ararken yan tarafta Zistu'yu buluyor. Sonrasında ne kadar Glow takası almış olsa bile Russ'tan toparlanamayan bir spray gördük orada. İstediği sonuca gidemedi. Artık birebir pozisyon. Avantaj burada. Power'daydı. Onlar da iyi. B'ye girmelerine izin verdi diyebiliriz şimdi. Çok yani doğru hamle bu arada, ben görmedim. Flash'le çıktılar. Russ bizi düşürmeyi başardı. Şimdi karşılıklı trade'ler. En son Turco Glove'u düşürmeyi başardı. Durum 4'e 2. Oksijen burada istediğini alamadı. Ulti'yi de beklemediler aslında. Durum şimdi 4'e 2 iken işleri oldukça zor. Unity de burada Power'a yakalandı diyebiliriz. City'de olduğunu tahmin ediyorlar. Power'a deniyor bu arada. Unity ufak ufak gösterdi. Toronto hala bir tane operatör atışı kovalıyor ama artık bu noktadan sonra Supremacy Blaze'in durdurulması pek mümkün değil. Şu anda Oksijen'in yaptığı şey rakiplerin çıkışını beklemek, onlardan birazcık daha silah düşürmek olacak gibi. Unity ilk skoru çekmeye çalışırken Easy'ye yem oluyor. Yine de operatörü bırakmak istemediler. Ben biraz daha zorlayacaklarını düşünüyordum. Exit track'lerden bir tanesi burada. Toronto'dan gelirken onlar 3 oyuncuyu, belki 4 oyuncuyu birden alabilirdi. Geldiğini görebiliriz. Onlar hızlı bir şekilde short tarafından artık penetrasyonlarını gerçekleştirdiler. Kutuya doğru 1-2 tane deneme var. Easy kurmaya başlarken Mites arka tarafta Turco adeta duvar oldu. Şimdi alan botları ve yine bilimum killjoy yetenekleri kırılacak. Bu arada Russ arka bölgede 2 kill'e sahip ve durumu 3'e 3'e getirdi ama Toronto takım arkadaşlarının trade'ini almış durumda. Şimdi kendine canı verdikten sonra 3 oyuncu Heaven'dan bu retake'i deneyecekler. Bir oyuncu main'de, Unity onu buldu. Hemen elektrikte. Easy var ama Glow buna izin vermiyor. Durum 10-10. İşler çok kritik bir yere doğru gidiyor gibi. 4 kişinin vermiş olduğu Tecid avantajla geldi. Birlikte bir avantaja sahip. Oksijen, Rus'un buradaki yeri çok kritik. Power'a
Hemen Simon arkasındaki Glove'u deneyecek. Bu fight'ın kazananı da çok önemli ama 3'e 3 bir durum bile olabilir burada. Ras 2 kill buldu short'tan. Turco da Glove'u düşürünce durum 3'e 2. Güzel performans şu anda Supermassive Blaze tarafından gelirken geriye sadece 10 saniye kaldı. Onlar hızlı bir şekilde girmek istiyorlar. Kurabilecek vakitleri var mı diye bakıyorum ama Unity buna izin vermek istemiyordu. Kendi ultisi var 4 saniye kala. Orada şarjör yenilemek birazcık problemliydi. Unity'nin ultisi var. Diğer tarafta bir de üzerine Sky'ın ultisiyle beraber nereye geldiklerini, nerede olduklarını öğrendikten sonra geri çekilmeye rakiplerini zorlayacaklar. Hemen burada botlar kuruldu. Hızlı bir şekilde tekrar yer değiştirildiğini görüyoruz. Sadece 20 saniye var. Sky çoktan A arkasını, düzeltiyorum, B arkasını almış gibi ve Toronto'yu da konumuna yerleştirdiler. Yalnız Toronto'nun o konumu oldukça iyi ve elinde silah var ve Easy'yi bulmayı başardı. 10 saniye. Şimdi Şerif'le Turco'yu düşürmeyi başardı. İki oyuncu perdeden çıkacak. Unity buldu bir Brave'i. Son kalan isim Ras. Bir anda 6 kill'le birlikte gelen bir ekorandu diyebiliriz Anıl. Evet, Unity Ras'ı düşürmeyi başardı. En kritik yerde. Şimdi hızlanıyorlar. Buraya doğru Dash'le beraber girildiğini gördük. Easy Operatör ile beraber taretini alacak ikinci oyun. Sonrasında ikinci bir belki zıplama görebiliriz. Hızlı şekilde içeriye doğru giriyor. Arka tarafta Zisu'yu bulan isim burada. Easy olacak. Üçüncü skor acaba gelir mi? Aynen öyle. Easy affetmiyor. Yakın mesafede çok agresif performanslar. Glowsa tekrar cezalandırılacak. Galiba bir bela gelebilir burada Easy'den. Double pick arkasında. Unity'yi de buluyor. Son kalan isim. Artık Mites. Ona karşı piklemek istiyor mu? Emin değilim. Mites durduracak performansı. Güzel gösterdi. 3'e 1'i oynayabilir mi? Gelir mi Anıl? Galiba gelir mi bu şimdi burada ilk skor. Wallbank'le beraber bir miktar canı azaltılmıştı. 70 cana kadar düştü fakat Paura bırakmayacak burayı. Taret'le birlikte, özür dilerim, Tecrit'le birlikte B'ye doğru bir oyun oynanabilir ama Toronto'nun bu bolu kritik. Easy yine Deşi'yle birlikte site'de iyi bir konum aldı. Ras Toronto'yu düşürmeyi başardı merdivenlerde ve iki oyuncu alıkoyuldu. Burada Tecrit tarafından Easy merdivenlerde Deşi'yle birlikte site'ı açma konusunda gerçekten çok büyük bir yeteneğe sahip ama Unity burada. Site'den çıkıp bir oyuncu düşürmek istedi. Power'ın trade'i Zisu tarafından 3'e geldi. 3'e 3. Durum 3'e 3. İki oyuncu backside'da Mites'in main tarafından geldiğini görüyoruz Anıl. Şu anda Glow'un daha sakin kaldığını gördük. Birazcık daha zamanı oynayacaklar. İzleyiniz göstermedi. Ras'ın canı bir miktar azaldığı için tabii ki o da en defansif belki de performansı sergiliyor. Zisu kendisini şöyle bir ufak shoulder'lardan gösterdikten sonra Ras'ı bulan isim Mites olabilir. Herhangi bir headshot'a bile gerek kalmayacak aslında burada. Çok güzel bir agresif oyun. Oksijen tarafından gelirken 2-2 pozisyon daha. Yine ilk ismi kaybeden taraf. Oksijen. Getirdi, uzatma demiştik, şaşırtmadı. Son saniye dün agresif ve A'yı Supermassive Blaze'in birazcık sıkıntılı savunduğunu söyleyelim. Glove şu anda flashlarıyla beraber oraya gösterdi ama Brave skor alan ilk isim oldu. Sonrasında Turco takası gelirken Zisu arkadan destekleyecek ve Oxygen eğimleriyle beraber headshot'tan başka bir şey bulmuyorlar. Ras 1'e 3, 1'e 4 oynamak zorunda sağındaki oyuncuyu fark etmeyince. O da artık Supermassive Blaze'den takım arkadaşını yalnız bırakan bir isim olarak hatırlanacak. Easy 27 skora sahip, eğer burada 31. skorunu almazsa ve Spike'ı çözemezse, ki ben pek ihtimal vermiyorum. Çözerse bırakırım bu işi. Başka sunucular gelsin öbür başkası anda. Ya çok büyük, büyük ihtimalle Oksijen burayı alacak. Hayır, şu yüzden diyor olacağım. Elinde belki Vandal veya Phantom olmuş olsaydı. Evet. Gerçekten büyük bir avantaja sahip olabilirdi. Yani burada operatörden daha büyük bir avantaja sahip olabilirdi. Ama operatörle birlikte imkansız. Ya güzel bir round izletti bize Oksijen. Atak tarafında zaten onlar 8 tane round çıkartmıştı. Bu noktada yine ilk uzatmanın ilk atak roundunda güzel bir AI'sinin kontrolünü tamamen almış konumda. Mites short'tan girecek oyunculara doğru güzel tahmin ettiler. Sahip. Toronto şimdi slowlar ile birlikte burada yavaşlatmak isteyecek ama Russ'ın kill'ini buldu. İlk kill geldi. Entry Oksijen tarafında. Şimdi short'tan ilerliyor oyuncular. Mites buradakileri çıkartabilir. Easy Mites'i düşürdü. Toronto Turco'yu bulmayı başardı. Şu anda işler kızışmış durumda. Durum SS Reflex geldi orada. 1-2 deneme var. Şu an geriye sadece 7 saniye kalmıştı. Spike'ı yerleştiremeyecekler. Süreleri artık yok burada gibi gözüküyor ve Oksijen tarafı.